Siz galiba beni gördüğünüzde çok sevindiniz. Gör <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum her birinize. Bugün bakıyorum ben, aramızda yeni konuklarımız da var. Yayın sonrasında da bir tanışma faslı yapıyoruz. Bizim oh. ee, yayınımızın sonrasında da yeni gelen misafirlerimize. Efendim. Önce size 26 yıldır kayıp olan bir hanımefendinin ailesini tanıştıracağım Ömer Çolak ve Ayfer Çolak. 26 yıldır kayıp olan kızları Zeliha'ya seslenmek için aramızdalar. 1993 yılında İzmir Bayraklı'dan kayboluyor. Zeliha'nın bugün hayatta ise 41 yaşında olmalı. Evet. Kaybolduğunda da 15 yaşında. Evet. Şimdi. E, Kız demiş ki ben hava almak istiyorum diye bundan 1993 yılında 26 yıl önce evden ayrılmış bir daha geri dönmemiş. Sonra baba da o sırada yurt dışında çalışıyormuş. Ne iş yapıyordunuz beyamca? Tercih. Tercih ediniz. Evet. O sırada yurt dışındasınız, geriye dönüyorsunuz. işte polis, savcı falan devreye giriyor ve bakıyorlar ki kızın görüştüğü bir numara var sık sık. Ee, kim görüştüğü kişi Ali. Ee, baba gidiyor Ali hakkında araştırma evet. yapıyor. Ee, Ali'nin de sabıkalı biri olduğunu öğreniyor. Daha sonra cezaevine düşüyor o kişi. Baba yine gidiyor, peşini bırakmıyor. Hep o Ali'ye gidiyor, gidiyor soruyor. En son Ali diyor ki evet diyor, sizin kızınız benim yanıma geldi ama ben onu otobüse bindim gönderdim. İstanbul'dan İzmir'e gönderdim diyor. Yani İstanbul'a geldi sizin kızınız evet. ama ben İzmir'e geri gönderdim diyor. Ve efendim ailenin tek bildiği bu. 26 yıldır kızlarının haber alamıyorlar ama hiç ümitlerini de kaybetmediler. Hayır eee hayatta olduğunu düşünüyorlar ve belki Ali bir şey yapmıştır. Evet. Hiç istemeyiz ama bir yere çalışmak üzere yasa dışı yollarda çalışmaya evet. göndermiştir. Kızımız da geri dönemiyordur. Biz onlara seslenmek evet. istiyoruz evet. dediler. Evet. Evet. Benim kızımı sattı. Adam mafya. Benim kızımı sattı. Benim kızım sağ. Şuramda. Ay inşallah. Şuramda. İlkin Allah ...sona olsam ben 12 senedir seni seyrederim. Yemek yaparım baktım ki sen çıktın. O izlerim ağlarım. Ondan sonra benim oğlum trafik kazası yaptı. 6 yaşında okuma yazmayı söktü. Biz bunu ararık ha. Yine ararık ha. çocuğum trafik kazası geçirdi. 4 yaşındaklı var. Aa. 4 yaşında bir oğlum vardı. Beş kız, bir oğlum vardı. Ana da beni baba da benidim idim. Babası ağrıdı. Beyninde mi hasar evet, oluştu? Evet. Sürekli anne git diyor. Size nasıl kızıyor biliyor musun? Bizi niye çağırmıyorsunuz? Bizi niye çağırmıyorsunuz? Canım Benim babamı da bulun diyor. Arkamıza düştü. Ben de gideceğim oraya dedi. müganaya ben de konuşacağım dedi. Ama getiremedim. Allah... İlgin Allah sen Müge Hanım. Benim çocuğum sağ. Ol. Benim çocuğum dört sene sonra kapının önünden Murad'ı böyle oturduyordum, şey diyordum. Karşıdan bir siyah arabalar. Cadde üzerinde ya evimiz. Ben yürüdüm mü araba gidiyordun. Bu adam mafya. Kızım 15 gün eveli sessiz telefonlar geldi bana. Bu da Almanya'da ya koşturuyordum. Bakıyordum kapatıyordun. Koşturuyordum bak. Sonra bir daha aradı bana küfür ettim. Ya erkek misin bayan mısın cesaretin var. Aç mısın konuş dedim. Kapattı. Beş dakika sonra aradı. Anneciğim dedi ben, sen bana küfür ettin ama yanlış şey Bir toptancıyım ben İstanbul'da dedi. Mal verdim bu kişiye dedi bu telefonu verdi dedi. Ödemeyi yapmadı dedi. Ben tafiyeyle işim yok dedim kapattım. Şimdi buralara girmeyelim ablacığım sen kızına seslen. Ha, kapattım. Şimdi beni bir ama sürü şeyler son olabilir arama... sen de bunları çocuğunun e, tabii evet. kaybına bağlayabilirsin. Son aramada 27 sefer o aramış 20 sefer benim kızım aramış. Dökümhaneleri çıkarttık. Yani aslında sen aradığında o Ali denen şahıs sarıyor Senin sesini duyunca kapatıyor ama evet. kızınla Aynen. konuşmak Aynen. istiyor. Beyim Aynen beyim işte İstanbul. U. Ama zaten e, o Ali denilen kişi de e, söylemiş. Evet. Kız bana geldi ama evet. ben otobüse bindirdim gönderdim. Hayır de. İzmir'den Aynen. getiren de o çocuğunun her tarafı badana yapmış boya döküllüydüm benim çocuğumun kafasında. Biz badana yapardık. Benim çocuğum yırtık terliklerle yan tarafta geceledi yan tarafa gelmiş misafir Samsunlu. Benim çocuğum gece kaçırıldı. Sonra efendim bu kızlarının kaçırdığından <laughs> şüphelendikleri Ali Bey de ee, o da bir kaza geçirmiş değil evet. mi evet. Bir mikrofonu alır mısın? Hak, akrabaları söyledi. Evet, e, evet Müge Hanım, o da şu anda bacakları ile ilgili olarak yani bizim Esen öğrendiğimiz olsun. vuruldu ve bacaklarını şu anda kullanamadı. Biz dün de kendisine ulaşmaya çalıştık, annesiyle birlikte kalıyorlar. Telefon kullanmıyor, annesine özellikle konuşmak istediğimizi söyledik ama görüşmek istemediler. Yine aynı şekilde sabah da yine annesiyle birlikte kalıyor. Şu anda da bacaklarını kullanamadığı bilgisi var bizde. Silahla yaralandı, evet, bacakları kullanamıyor. <laughs> ...şimdi kız da yok ortada. yok ortada... ...Ali Bey ben şunu söyleyeyim... Yani ...hiç istemiyorum ama yani bunu söylemek... ...zaten üzerinden 26 yıl geçmiş... ...zaman evet. aşımı da gerçekleşmiş... Ee, ...ne yazık ki... E, ...Ali Bey sen bu kızın başına ne getirmiş olursan... Evet. ...o ceza almayacaksın... ...ama en azından söyleyeceklerinle... ...şu ailenin... evet e, ...yüreğine bir nebze olsun su serpebilirsin... ...26 yıldır böyle yaşamak da çok zor herhalde Ömer evet. Bey... ...yani evet. her kapıya bir her telefona... Bir kabir telefonda... istiyorum... ...bir mezar istiyorum... ...Allah'tan... Aynen. Ben oğlumu zapt edemiyorum. Hep seni zehir ediyor. Canım benim öpüyorum onu burada. <laughs> Bak benim kızım şeylerine bakın hele. Elinde şeyleri kaldı benim çocuğum Bunları işliyordun. Para kazanmak için. Bak çeyizine. Bak çeyizlerine bu başlık aldı. ...çocuğum giden bir çocuk değildin ki. <laughs> Götürenler utansın. Hayır peki o zaman o Ali e, sorgulanmadı mı? <laughs> Beyim gitti İstanbul. Ben yurt dışındaydım, ben Hayır, geldikten sonra... mı yani İstanbul'da... Evet, ...İzmir'e gönderdim değil. diyor, hangi otobüsle gönderdi şimdi? Şu, 26 şöyle, yıl geçmiş, bulamam şu anda ama ben şöyle o zaman bulurdu. Canım, ben bunu Bursa cezaevinde buldum araştırarak. <laughs> ha e, ee, kızımın ismiyle çağırdık biz bunu. E, ee, <laughs> cezaevi müdüründen müsaade aldık. Zaten benim ismiyle çağırsak gelmeyecek belli bir şey. Kızımı ismiyle çağırınca geldi. Ali Bey mi? Evet. evet. Cezaevindeydi. Evet. Cezaevinde, Bursa cezaevinde. Fakat <laughs> beni görünce aynen tikledi. <laughs> ne dedi sonra orada? Ben dedi, kızınız dedi, İzmir, İstanbul'dan otobüse bindirdim. İzmir'e gönderdim. <laughs> Pekala hangi firmayla gönderdin? Hangi saatte gönderdin? Bu cevabı alamadım. <laughs> hangi tarihte gönderdin? Cevabı alamadım. Hayır siz alamazsınız da... ...yani alacak olan merciler de var o zaman tabii yani, herkesin keyfine göre yani, değil bir yani. Bir polis sorgusu gerekirdi Hayır, burada. Sorguladılar mı alıp yani bir onu, Ama şikayetçi bu, bu oldunuz mu? Bir sene geçti, bunu bulmam benim. Tamam, sonra Olur. bir sene sonra buldunuz, savcılar şikayette bulundunuz mu? ...savcılıkta zaten şeyimiz vardı, şikayetimiz vardı. o kişiden. Türkiye genelinde. O kişiden şikayetçi oldunuz hayır, mu? Hayır, hayır. O zaman olmadık. Ne İşte olduk? bazı konular işlemiyor ama yani orada hep böyle arada bir takım tabii halkalar var. Zincirin halkaları var. O halkalardan biri kopuk oldu mu... ...ben de şunu söylüyorum, şu savcı da odasında oturuyor sonuçta. Yani ne? biz gideceğiz derdimizi anlatacağız ki... E, ...o da ona göre işlem yapacak. Mesela siz orada... O kişiyi bulduğunuzda <laughs> bana böyle böyle dedi deseydin. Sonra yıllar sonra tekrar savcılığa başvurmuş. Bu sefer de savcılık demiş ki reşit oldu soruşturmaya e, gerek yok demiş. Ama evet. kızın kaybolduğu sıradaki yaşı 15. 15. Ya reşit oldu ama yani kalkıp da reşit oluncaya kadar başına gelenler evet. ne? Bir de kendi arzusu kızı bulur da sayın evet. savcımız kız da derse ki evet ben kendi arzumla bu işteyim. Kimseye alakam yok kimsenin zorunda yok. O zaman, o zaman. zaman o zaman Sayın Savcım diyecek reşit oldu diye. Yani 15 yaşından o yaşa kadar nelerle karşılaştı, hangi şiddete maruz kaldı, keyfiyle mi oturuyor, hangi zorluklar uygulanıyor. Bütün bunları el almaları lazım. E zaten... Yani biz şimdi kardeşim eski sayfalarından vazgeçtik. Ali Bey telefonlara cevap vermiyorsa da duyuyor demektir şimdi bizi. Kardeşim hiç olmazsa Hadi bugüne niye kadar cevap yaptıklarını vermiyor? yaptın zaten üzerine zaman aşımı uğramış. Yani suç tarihinden itibaren 20 yılı aşan bir zaman geçtiği için senin hakkında bu olaylardan dolayı cezai bir takipat yapılmaz. Çok yazık ama böyle yani. için şu an babaya şu saktı. kızını bu yaşta bulunduğu haliyle bir göster. Bir sesini duyurt ya. Benim çocuğumu sattı İnsani olarak göster yani. İnsanlık tarafı Ama, Allah aşkına yüzde bir kalmışsa evet. o insanlık tarafını kullan. Şu kızcağızın <laughs> sesini bu ana babaya, yaşlı gözlü ana babaya bir dinlet yani. 58 bayram geçirdim. Bir dile 58. Üzürlü çocuğa mı bakayım? Bunun acısını mı çekeyim? şuramda yanıyorum, yanıyorum. Bir kabirini bulsam rahat edeceğim. Yanıyorum Allah'ım. Ee, Öldüyse öldü diyor Kal yaşıyorsa yaşadığını söyle. Yani bir ağzından çıkan kelimeyle gerçek bir durumu bilsinler. Bunlar da ne yapalım ölmüşse ya Allah vur. Allah büyük. Ama yaşıyorsa da bir merhaba etti yani Allah rızası için. Evet. Ama nereye satılmış olursa olsun hiç mi fırsat bulamadı 26 yıldır? Nasıl? Yani nerede olursa olsun hiç mi fırsat bulamadı bir ailesini aramaya? Bulmaz mı canım? Yani Şöyle bir şey yapalım. Biz otobüs falan bulamayız şimdi ama şunu bulabiliriz. Ee, o sırada Ömer Bey diyor ya ka kızım kaybolduktan bir yıl sonra gittim Bursa cezaevindeydi. Hangi suçtan oradaydı acaba? Yani o girdiği suçla bağlantılı eğer o şeyi bulabilirsek, <laughs> e, o kısmını bulabilirsek <gülüyor> oradan <gülüyor> yürüyebiliriz bir. Bir de bu konuyu bilen mutlaka görgü şahitleri varsın. Bir de adli tıpa bakalım. <laughs> Ee, hem İzmir hem İstanbul ben rica ediyorum o günkü görgü şahitleri Ali Bey daha sonra belki birine bir şey anlatmıştır şimdi ya o vicdana gelecek ya onun anlattıkları vicdana gelecek ben... yine söylüyorum üzülerek belirtiyorum ki e, eğer o gün Ali öldürmüş dahi olsa kızı ceza almayacak evet, ee, evet. ne yazık ki tamam, böyle. ama en azından yani siz de söylemek yani isminiz de ortaya çıksa istemeyebilirsiniz ona da saygı duyabilirim duyarım ee, en azından bilgi verirseniz aileyle okulda araştırmalarımızı devam ettiriyoruz. Şimdi çocuğum bu Bursa betondan çıkıyor. Bursa cezaevine insan yaralamaktan giriyor. Bu işte hangi olay, hangi şehir, bu neresi? Bu betondan çıkıyor. Senin benim çocuğum şu yanında betondan mıydı? aşağı evet. iniyor. Diğerden başlamak Evet, aynen. Aynı gün iç, bitişiyiz. Çünkü çocuğum göküz görünüyordun. Ayakta bir şey yok. Ananı mı öldüreceksin dedi. Babanı mı öldüreceksin dedi de bu çocuk çıktı bu evden. Çünkü sabahla güzel kahvaltı yaptık. Babası Almanya'dan geleceğini İstanbul'dayım ben. Geliyorum deyince biz eşyaları toparladık. İki valiz, üç valiz geliyor. Üç aydır adam yok. Bir de karakola gitti, Karakolda da şöyle dedi. 24 saati ...geçmeyince arama olmaz dediler. Ben deliklerle büyüttüm onları. Babalarla dışarıdaydık. <laughs> Dur bakalım, inşallah bir gören vardır. Ee, Ali Samsun'da mı yaşıyor şu anda Ali? Evet. Onun ailesi de biliyordur o zaman. Yani bir şekilde ailesi de bir şey duymuştur. Belki de, daha biz... sonra hayatına giren birileri <laughs> duymuştur, arkadaşları duymuştur. Annesiyle ne görüşmüş hanım? Ben annesiyle, annesiyle görüştüm. Annesiyle ne görüşmüş? Kaybolduğunda ben, dayısı verdi. Dayısı sıkıştırmış oğlum ne yaptın bizim evin göğsünden. Ben İstanbul'dan otobüse bindirdim yolladım demiş. Ablasının telefonunu verdi Samsun'da konuştum annesiyle. Rahmetli, dayısı.